Ayaz süper çöp adam. Merhaba RGG. Bugün sana çok önemli olduğunu düşündüğüm bir konuyu anlatacağım. Biz sokakta arkadaşlarımızla tek kale maç yapıyorduk. Hemen düt. Ne oldu şimdi? Adam direkt topu oynuyor. Görmedin mi? Ne topu be? Ayası oynadı. Daldı çocuğa be. Ne topu? Hepimiz gördük Cemal. Bayağı ayası daldı Necat. Penaltı. Aa, amma yaptınız ha. Ne penaltısı? Yapmayın be. Göz var, nizam var. Hadi koçum. Budu budu etme Necat. Ellemezsen zaten koydu. Gösterim kartı valla. O ne Cemal abi? Ne yapacaksın o çiviyle Cemal abi? Şimdi görürsün. Hazır mısınız? Evet. Hazır mısınız? İşine. Ama nasıl olur? Ya haksız yere verilen penaltı direğe bile çarpmadan dönermiş. Siz misiniz hakkımızı yiyen ya? Durduk yere nasıl patlar bu top ya? Böylece bu maçı 3-2 biz kazanmış olduk. Çak! Nanik nanik nanik. Ben şimdi... Özgür abi şimdi gösterim kartı valla. Özgür abi dur. Bir gün elimde kalacak bu çocuk ama ne zaman? Boş ver Özgür abi ya. Mis gibi top da gitti, iyi mi? Ne yapacağız o topu? Bir işe yaramaz ki bu artık, çöp. Atacağız gidecek işte. Niye getirdi bu topu şimdi? Anladıysam namerdim. O neymiş teyze oğlu? Ne yazıyor Mustafa abi? Tertemiz bir dünya için çöpünüzü yere değil, çöp kutusuna atın. Nasıl yani? Bu köpek topu sokağa atmayın mı demek istedi bize yani? Başka ne yazıyor Mustafa abi? Okusana. Gelişi güzel sokağa atılan çöplerin dünyamıza zararlarını biliyor musunuz? Biliyor muyuz? Çöp pis kokar ya. Herhalde onu mu diyor acaba? Aa, ablam bu konuda bir araştırma yapmıştı. RGG'de uzun uzun sokağa çöp atmamamız gerektiğiyle ilgili RGG yayınlamıştı ama tamamını izlememiştim. Tüh, keşke izleseydim. Atınca ne oluyormuş acaba? Çok merak ettim. Dinleyin, dinleyin. Girişi güzel attığınız bir çöpün doğada hangi canlıya nasıl bir zarar verebileceğini hiç düşündünüz mü? Düşündük mü? Vallahi ben düşünmedim. Ben de. Azman sayesinde bu çöp konusunu öyle merak ettik ki soluğu ablamın yanında aldık. Yani çöp konusu öyle çöp deyip geçilecek bir konu değil çocuklar. O kadar önemli diyorsun yani. Evet çok önemli Mustafa. Azman bile konunun önemini anlamış ki topu sokağa atmanıza izin vermemiş. Şu Azman kadar olamadık iyi mi? Hadi anlat Özlem ablaya çatlayacağım. Şimdi aslında hepimiz birer çöp üreticisiyiz çocuklar. Çöp üreticisi mi? Nasıl yani? Çöp üretmek mi? Evet günümüzde her şeyi çılgınca tüketiyoruz. Tüketirken de her birimiz fazlasıyla çöp üretiyoruz. Düşünsenize yediğimiz,
İçtiğimiz, yediğimiz her şeyin bir ambalajı, paketi yani bir çöpü var. Bir insan şu an günde ortalama 1 kilo çöp üretiyor. Sen kaç kilosun Ayaz? Ha? 20. Düşünsene 20 günde kendi ağırlığınca çöp üretiyorsun. Onu. 60 günde ağırlığının 3 katı kadar çöp demek. Bu durumda Ayaz 1 yılda kendi ağırlığını 18 katı çöp mü üretiyor? İyi de Özlem abla, dünyada milyonlarca insan var. Bir insan yılda bu kadar çok çöp çıkarıyorsa bütün insanların çıkardığı çöpü düşünemiyorum bile. Şimdiye kadar bütün dünyanın çöple kaplanmış olması gerekmez mi? Nerede bu ürettiğimiz çöpler? Herkes ürettiği çöpü sizin gibi sokağa, doğaya gelişi güzel atmış olsaydı kesinlikle dünyamızın yüzeyi çoktan çöplerle kaplanmış olurdu Özgür. Herkes çöp üretiyor ama bunu sokağa atmıyor diyorsun yani. Evet, herkes atmıyor. Ne yapıyor peki? Çöp kutusuna atıyor Özgürcüğüm. Sen de teyze oğlu amma cahilsin ha. Aa, bana diyene bak. Topu sen atıyordun sokağa bir kere. Ha, vallahi doğru. Ne desem boş. Şimdi ilk yapılacak şey aslında az çöp üretmek için çabalamak. Ama illa bir çöp çıkıyor ise, ki çıkacaktır, o zaman da o çöpü gelişigüzel sokağa, doğaya atmayıp çöp kutusuna atmak gerekiyor. Aslında öyle her şeyi de çöp diye aynı çöp kutusuna koymamak lazım. Yani kendi çöpümüzü iyi tanıyıp iyi yönetmemiz gerekiyor. Çöp yönetmek mi? Evet, hepimiz birer çöp yönetmeni olmalıyız aslında. Film yönetmenini biliyorum da çöp yönetmeni ne ki? Çok eğlenceli bir konu bu. Unutturmayın, başka bir gün size uzun uzun anlatayım çöp yönetmeni nasıl olunur. Tamam, ben hatırlatırım. Kontrolsüzce doğaya, sokağa atılan çöplerin toprağa karışıp toprağı pisletmek, içme sularımızı kirletmek, doğadaki diğer canlıların hayatını tehlikeye sokmak gibi sayısız zararları var çocuklar. Vallahi ortadan ikiye ayrılacağım meraktan şimdi Özlem abla. Biz hiç etrafta böyle çöplerden dağlar görmüyoruz ya. Bu herkesin ürettiği çöpler nereye gidiyor peki? Sabret Özgür, anlatıyorum. Bu o kadar geniş bir konu ki tek tek her şeyi anlatacağım, bekleyin. Şimdi sokağa gelişigüzel atılan çöpleri belediyenin görevli süpürme araçları ya da belediye görevlileri bir güzel toplar. Bu yüzden etrafta pek çöp görmeyiz. Yere atılan çöpler dışında bir de çöp kovalarında biriken çöpler var. Bizim evdekini babam şu köşedeki çöp konteynerine döküyor her gün. Evet, doğru. Evdeki, okullardaki çöp kovalarında biriken çöpler mahallelerdeki büyük çöp konteynerlerine dökülüyor. Sonra çöp arabaları bu çöpleri alıp şehirden uzakta çöplerin toplandığı bölgelere götürüyor. Bu yığınlarca çöp burada çeşitli tekniklerle ve büyük uğraşlarla çevreye zarar vermeyecek hale getiriliyor. Birileri bizim ürettiğimiz çöpü yok etmek için uğraşıyor yani. Hem de sizin bir saniyede ürettiğiniz çöpü doğaya zarar vermeyecek hale getirmek için günlerce uğraşıyorlar. Keşke bu kadar çöp üretmesek. Ha, vallahi doğru. Olacak iş değil. Hepimiz çok üzülmüştük. Bütün gün kara kara ne yapacağımızı düşündük durduk. Özlem abla ne bilgiliymiş bu çöp konusu hakkında ya. Evet, son anlattığı çöplerin doğada yok olma süreleri beni çok etkiledi gerçekten. Evet ya, sakız deyip geçersin. Doğada yok olması için 5 yıl gerekiyormuş. Plastik daha da korkunç. 1000 yıl ne demek ya? Çok uzun süre, çok. Ya Top abi, Özlem ablamın anlattıkları olmasaydı şimdiye kadar seni çoktan sokağa atıvermiştik. Sonra doğa bu topu yok etmek için 1000 yıl çabalayıp duracaktı. Keşke hepimiz birer çöp adam olup dünyadaki bütün çöpleri tamamen yok edebilseydik. Amma da kıyak olurdu ha. Ben çöp adam Ayaz. Ben çöp adam Özgür. Ve ben çöp adam Mustafa. Bizim görevimiz dünyayı çöplerden kurtarmak. Çiğneyip attığımız bir sakızın doğada yaklaşık 5 yılda yok olduğunu biliyor musunuz? Peki ya metal içecek kutularının yok olmasının 100 yılı, plastik oyuncaklar, plastik kaplar, plastik şişelerin ise
bildiğini, camın ise 4000 yılda ancak yok olduğunu söylesek ve bunları düşünmeden tüketmeyin, düşünmeden çöpe atmayın desek, dünyamızı tertemiz tutup onu ne kadar çok sevdiğimizi göstersek. İşte biz bu yüzden varız. Çöpler konusunda herkesi bilgilendirmek için. Biz süper çöp adamlarız. Yaşasın süper çöp adamlar. Bu ne be? Ha? Süper nesiniz nesiniz? Süper çöp adamları. Çöp adam mı? Bırak çöp adam olmayı, sizden çöp bile olmaz. Ben şimdi sana... Dur Özgür abi. Dur teyze oldu. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Vallahi sana bakıyorum, bir şey yaptığım yok. Sen ne yapıyorsun? O su şişesini öyle yere atamazsın. O niyeymiş? O pet şişenin doğada 1000 yılda yok olduğunu biliyor musunuz? Deme ya. Çöplerin çevreye olan zararlarını bilseydin asla atmazdın. O çöpü yere atmadan önce bir düşün. Tamam, düşünelim. Değil mi çocuklar? Tabii düşünelim. Tamam, düşündük. Ne karar verdik patron? Atabilirsiniz. Sizi koca kafalar. Şu hale bak. Ambalajlar, pet şişeler, plastikler, metal kutular. Sadece birkaç çocuğun birkaç saniyedeki çöpü bu. Bunlara bir ders vermemiz gerekiyor. Evet, onlara öyle bir şey yapalım ki bir daha yere çöp atamasınlar. Cemal Gile o kadar kızgındık ki akıllarını başlarına getirecek harika bir yol bulduk. Ha? Neden herkes dut yemiş bülbül gibi susuyor bu akşam? Çekirdek güzel gitti be Cemal abi. Oho! Vallahi çöp ev gibi olmuş etrafımız ha. Bu kadar şeyi biz mi yedik ya? Yemişiz demek ki. Çöpler onu sokağa atabilen afetler. Bu ne ya? Siz de kimsiniz? Ben süper çöp adamım. Ve çöpleri etraf atanlardan hiç hoşlanmam. Kaçın, kaçın. Çöpler onu sokağa atabilen afetler. Allah! Kaçın, kaçın. Gerçek. Çöpadan gel. Düşünmezsiniz de ders veriyorum, bir daha düşünün. Çöplerin nasıl doğaya zarar vereceğini düşünmeden yerlere atarsınız he. Bir daha yere çöp atarsam. Ama anlatayım sokağa, alt üstü çöp işte dersiniz he. Bir daha öyle dersem kanca olayım. Hepimiz kanca olalım. Çabuk toplayın o çöpleri yerden, çabuk. Tamam süper çöp adam, toplamayan namerttir. Çöplere gözüm gibi bakacağım. Atarken 10 kere düşüneceğim. Yeminle sokağa asla çöp atmayacağım. Ne oluyor be? Her şey öyle Cemal abi. Ne güzel yola geldim bak. Tertemiz oldu mahallemiz. Demek ki isteyince çöpler konusunda daha duyarlı olabiliyormuşsunuz. Bir daha yerlere çöp atan kanca oluyor ha, unutmayın. Öyle korkmuşlardı ki hiçbir şey diyemedi. Bugünden sonra da çöp konusunda en azından daha duyarlı olduklarına eminim. Bugünkü günlüğüne başarıyla kaydedeceğim. Yepyeni bölümlerini ilk sen izlemek istiyorsan hemen buraya tıkla ve kanalıma abone ol. Yeni yüklenen videolardan ilk senin haberin olsun. İlk sen izle.